Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim domates soslu süs biber turşusu. Bu turşu tarifini arkadaşlar dilerseniz tatlı biber ile de yapabilirsiniz. Ben cin biber ve gidivere süs biber ile kurdum. Bu tarifimi her yıl yapıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Bu kez kavanozlara biberleri doldurarak üzerine domates sosundan ilavesi yaptım. Sizler dilerseniz hepsini bir karıştırarak daha sonra kavanozlara doldurabilirsiniz. Öncelikle biberleri yıkıyoruz, domatesleri yıkıyoruz ve ayıklıyoruz. Biberlerimizi saplarından kesiyoruz. Ayrıca dilmemize gerek yok. Çok taze olduğu için kısa bir sürede turşumuz yemeğe hazır olacaktır. Turşumuzun ölçüleri arkadaşlar sizlere verecek olursam yaklaşık 1,5 kilo cin biberi, 1 kilo yediveren süs biberi ve yaklaşık 3-4 kilo domates kullandım. Miktarlarını siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, biberlerimizi saplarından ayıklıyoruz ve kavanozumuza yerleştiriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, kavanoza yerleştirmeden de büyükçe bir leğenin veya tepsinin içerisine ayıkladığınız tüm biberleri ekleyip daha sonrasında domates sosunu, yağını ve tuzunu ilave yaparak karıştırıp güzelce bu şekilde de kavanozlara doldurabilirsiniz. Evet, ben kavanozlarda yapmayı tercih ettim bu kez. Kavanozlarıma doldurdum. Ayıklamış olduğum cin biber ve yediveren süs biberlerimi. Daha sonra domates sosumu hazırladım. Domates sosumu da arkadaşlar kabuklarını soymanıza hiç gerek yok. Tabi tercih size kalmıştır ama tavsiye etmem. Çünkü püre yaptıktan sonra kabukları hiç anlaşılmıyor, hissedilmiyor. Dörde böldükten sonra büyükçe robotum var veya mikser veya el blenderı ile yapabilirsiniz. Püre haline getirelim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra tenceremize alalım ve kaynamaya bırakalım. Kısa bir süre sonra üzerinde köpükler oluşacaktır. Kaynadıkça bu köpükler de yok olacaktır arkadaşlar. Hemen almanıza gerek yok. Domatesleri arkadaşlar ben sos yapacağım için biraz fazlaca kullandım. Sizler birebir kullanırsanız ölçüleri yeterli gelecektir. Evet, turşumuz için arkadaşlar bir küçük tutam maydanoz, bir küçük tutam reyhan, 5-6 diş sarımsak lazım. Reyhan ve maydanozu ince kıyalım. Dilerseniz taze nane de kullanabilirsiniz. Evet, her bir kavanozun içerisine 2-3 diş sarımsağı ince kıyalım ve ince kıydığımız yeşillikleri de üzerine ekleyelim. Yaklaşık elimdeki biberler arkadaşlar 5 kavanoz çıktı. 2 kavanozunu da farklı bir şekilde turşusunu kurdum. Normal sirke ile. Onun tarifini daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, kavanozlarıma maydanozu, sarımsağı paylaştırdıktan sonra damak tadına göre yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzu, iri kaya tuzu, yarım tatlı kaşığı şeker, bir çay bardak zeytinyağını 5 kavanoza paylaştırdım.
ve her bir kavanoza yarım çay bardak elma sirkesi kullandım. Elma sirkesi yerine üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Evet, bir yandan da domates sosumuzu kaynamaya bıraktık. Kıvam aldıktan sonra yaklaşık 2-3 kepçe kavanozlarımızın üzerine sıcak sıcak dolduruyoruz. Domates sosumuz sıcak olduğu için bu turşumuzun olma süresi de kısa oluyor arkadaşlar. Bir hafta içerisinde yemeğe hazır bir turşudur bu. Çok kısa süre içerisinde turşumuz oluyor. Hatta bütün malzemeleri döküp içerisine şöyle bir kaynatırsanız bu kez turşumuz çok daha çabuk yemeğe hazır olacaktır. Bir gün içerisinde bile yemeğe hazır hale gelecektir. Evet, her kavanozumuza yaklaşık 2-3 kepçe domates sosumuzdan pay ediyoruz. Ve sıcak sıcak kavanozlarımızın kapağını kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra kavanozumuzu biraz sallayalım. Daha sonra o şekilde ters bırakalım. Ve bu şekilde sabaha kadar soğumaya bırakalım. Evet, bu sus biber turşusunu arkadaşlar sade sirke ile kurdum. Tarifime diğer videolarımdan ulaşabilirsiniz. Yedi veren sus biberini de aynı şekilde sirke ile kurdum. Domates sosunu fazla hazırladım bilerek kışlık için. Onları da ayrıca konserveli kavanozlarıma doldurdum. Ve domates soslu biber turşumuz da bu şekilde hazırlar. Yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli oluyor. Şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer acı sevmiyorsanız, yiyemiyorsanız süs biber yerine normal kıl biber ile de bu turşuyu hazırlayabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz kışlık hazırlıkları paylaşımlarım için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bir başka yayında farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.